Evet, sevgili izleyiciler, lambayı açabilir miyiz arkadaşlar? Lambayı açabilir miyiz? Şimdi program bitti tabii. Biz Gönül Hanım'ı hemen toplantı odasında yakaladık. Biz biraz daha irdelemek istiyoruz EYT'lilerin bu verdikleri mücadelenin sebeplerini ve önümüzde biliyorsunuz ki 31 Mart seçimleri var. İstiyorlar ki 31 Mart'tan önce bu yasa çıksın. Umutlular mı? Yoksa umutlarını kıracak bazı sıkıntılar oluyor mu? Onları da konuşmak istiyoruz. Evet. Merhabalar. Biz tabii ki umutluyuz. Mücadelemizi de bu umut doğrultusunda veriyoruz. Çünkü biz haklıyız. Haklı olduğumuzu her ortamda dile getiriyoruz. Meclis dahi bize haklı olduğumuzu söylüyor. Meclisteki muhalif vekiller. Haksızsınız diyen yok. Ve bizim haklılığımız bir yasalanmış oldu. Hı hı. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Haklılığımızın sonuna kadar da savunucusu olacağız. Evet, demin dediniz, önümüz seçim arifesi. Biz her seçimde partilerin seçim beyannamelerinde yer aldık. Söz verildik. Ama çözüm olarak maalesef 99'dan bu yana hiçbir şekilde odaklanılmadı. Ya da işte bu kitle görmek istenmedi. Hep üzerimizde bir yük olarak, üzerlerinde bir yük olarak gözüktük. Ama biz yük değiliz. Bizim bugün en az çalışma şartımız 28-30 yıl. Geçmiş 20 yılla emekli olurken biz ikinci turu tamamlamış insanlar. Ki aranızda olduk. 14 bin gün, 7 bin gün, 5 bin küsür günü dolduran insanlar da var. Tabii şartımız 5 binden az olmayacaktı ama şu an hani ben kendiminkini vereyim. Benim günüm 10 bine dayandı. 12 bin olan arkadaşlarımız var. 8 bin, 9 bin diyorum ya. 20 yıl hizmet yılla kadınlarda yarım dönemi de tamamlamış olduk. 30 yıla dayandık. Ya da işte erkekler 25 yılla ikinci turunu tamamlamak üzere. Biz bu ülkeye, bu memlekete en fazla hizmet edenleriz. En fazla prim ödeyenleriz ve en fazla emek verenleriz. Ben biliyorum toplantıya gireceksiniz ama evet. İşin başka bir boyutunu burada biraz irdelemek istiyorum. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Evet. Hiçbir zaman tabela derneği olmadınız. Hayır. Yani sosyal medyadan yola çıkarak gerek Twitter gerek Facebook ve diğer sosyal medya mecralarını kullanarak çok kocaman bir kitle yarattınız kendinize. Hatta sizin için de şöyle deniliyor toplumda. Gönül Boran Özüpak parti kursun, biz ona oy veririz, başkan seçeriz, hatta genel başkan seçeriz, siyasi partinin lideri seçeriz diye. Sağ olun. Yani ama sizin sosyal medyada sahiplenilen bir kesimin zıttına özellikle devlet televizyonları veya hükümet yanlısı medya kuruluşlarının size sahiplenmediğini gördük. Muhalif siyasi partiler ve muhalif basının sizi sahiplendiğini gördük. Ama bıkmıyorsunuz, usanmıyorsunuz. Yok, bıkmayacağız. Yani bizim mücadelemiz gerçekten hak mücadelesi. Hak hukuk mücadelesi. Yılmayacağız ve biz bütün siyasi partilere mesafeli yaklaşıyoruz. Çünkü bu sorunu zaten meclis çözecek, cumhurbaşkanımız çözecek, hükümetimiz çözecek. Bunu bu haliyle her ortamda da dile getirtiyoruz. Ve buradan da sizin vasıtanızla ben cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum. Bizi bizden dinlesin. Şimdi onu soracağım. Sanıyorum ki AK Parti Grup Başkan Vekilleri, MHP Grup Başkan Vekilleri tüm randevularınızı kabul etmiyorlar. Ama sanıyorum evet. MHP'den bir grup başkan vekili sizinle görüştü. Evet. Fakat AK Parti'den randevu alamıyorsunuz, öyle mi? AK Parti'den hemen hemen iki ay oldu galiba. Evet. İki ya da üçüncü ayındayız. Grup Başkanı Naci Bostancı'yla bir görüşme oldu. Ve biz sizin sorununuzu biliyoruz. Sizinle ilgili bir çalışma başlattık dedi. O toplantı sonucunda, evet. Ama içerik olarak nedir, ne değildir bilemiyoruz. Yine MHP Grup Başkanı'yla görüşmemiz oldu Erkan Akçay Bey'le, Mustafa Kalaycı Bey'le. Ama biz istiyoruz ki hani hükümetimiz de bizi dinlesin. Yani biz Türkiye'nin toplumsal bir sorunu, yarası, çığlığı haline geldik. Sayın Cumhurbaşkanı hiç sizi davet edip de Gönül Hanım gelin bakalım derdiniz nedir sizin, anlatın bize demedi mi? Demedi ve sabırsızlıkla bekliyoruz Cumhurbaşkanımızdan. Yani ben umudumu hiç kaybetmedim. O randevumuz bir haliyle Cumhurbaşkanımız sesimize
kulak peki, verecek. En azından ittifak ortağı Sayın Devlet Bahçeli. Yok, o da randevu taleplerimize yoğunluğundan dolayı cevap vermedi. Evet. Evet. Yani şu durumda görüştüğünüz ittifak ortağı olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi'nin Grup Başkan Vekili Erkan Akçay evet. ve Naci Bostancı. Bunun dışında son aylarda hiçbir görüşme kabul edilmedi. Zaten bütçe görüşmeleri vardı. Bütçe görüşmelerini sebep olarak gösterip randevularımız biraz aksadı. Hı hı. Biz de sesimizi toplantılarımızda... Size de uzatacağım. Toplantılarımızda randevumuzu da dile getiriyoruz. Arkadaşlarımızla birlik olduğumuzu gösteriyoruz. Bu davanın sonucunu da birlikte getireceğimize inanıyoruz. Eminim ki Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, partideki meclis, muhalif partiler, milletvekilleri bu soruna kayıtsız kalmayacak. Ve bizlere de destek veren vekillerimize de ayrıca da teşekkür ediyorum. Peki Gönül Hanım, şimdi düşünün ki EYT yasası sizin istediğiniz şekilde, sizin istediğiniz şartlarda çıktı. Artık EYT'ler memnun kaldılar. Peki ondan sonra ne yapacak Gönül Baran Özüpak ve dernek? Şimdi bir de emekliler, yani mevcut emekliler de biraz destek istiyorlar. Onların da sıkıntıları var. Onlara da bir ön ayak olacak mısınız? Onlara da kol kanat gelecek misiniz? Şimdi o kadar çok telefon alıyorum ki, Gönül Hanım bunu da dile getirin. Gönül Hanım ittifak yasasını dile getirin. Maaşlarımız çok düşük, bunu da dile getirin. Staj mağdurları olsun, işte doğum borçlanması olsun, bunların da mücadelesini verin. Yani bizim şu an hedefimiz emeklilikte yaşa takılanlar, ama yaşantımızın içerisinde mücadele bitmiyor. Bize en büyük, en çok ilgilendiren konulardan biri de aylık bağlanma oranlarıyla maaşların düşürülmesi. Yani bu hem bizlerin hem yaş hem maaş mağduru olup hem de gelecekteki çocuklarımız için çok büyük kaygı taşıyan bir hesaplama sistemi. Yani bugün insanlar diyecek ki ya ben 65 yaşındaki, bir de 65 yaş meselesi var. Bugün devlet kurumlarında yaş haddi 38, 35. 38'di galiba. Pardon, 35, evet. 35 yaşına kadar yaş sınırı var. 35'ten sonrasını almıyor. Ve bizden 65 yaşına kadar çocuklarımız için bir çalışma hayatı istiyor. Türkiye şartlarında bunu mümkün görmüyoruz. Şu 38 yaş, yani erken emeklilik yanlış algısını da cevaplayalım. Evet. Ondan sonra bir sorum daha var. Toplantınızı çok fazla da uzatmak istemiyorum. 38 yaşında emekli olunabilir mi? Çok daha genç, bizim bütçemiz buna yetmiyor diyor iktidar. Ama sizin derdiniz zaten 38 yaşında emekli olmak değil. Onu da biraz açıklar mısınız? Biz şu an, ben 45 yaşındayım. Gelinen yaş aralığı 45, 52, 53. Bu aralıkta ve bizim yaşadığımız en büyük sorunlar iş bulamayışımız. Ekonomik bir gelirimizin olmayışı. Küçüksünüz diyorlar ya büyüksünüz. Aynen öyle. Yani devlet sen gençsin diyor. İşveren hayır sen yaşlısın diyor. Yani biz arada kalmış bir X kuşağıyız demeye başladım burada. Ama esas sorun burada yaşanan mağduriyetlerin dile getirilmesi. 38 yaş 4447 sayılı yasadan önce uygulanan bir yaş. Ve emekli olanlar da bunu hayır ben 38 yaşında bu yaşta emekli olmak istemiyorum deyip de reddeden çıkmamıştır. Ama bizim hem 20 yılını dolduracaksın, hem 5000 yılını dolduracaksın, hem 30 yıl çalışacaksın üstüne. Ve geldiğin yaş aralığında en büyük mağduriyetleri yaşayacaksın. Toplumsal soruna, çığlığa artık bir dur demenin noktası geldi. Sorunlar kat ve kat arttı. Bir soru daha soracağım, sonra beyefendiye vereceğim. Bu sorunun cevabını kamuoyu bilsin diye soruyorum. Gönül Boran Özüpak'ın siyasete atılmak gibi bir niyeti var mı? Yani şöyle de söylemler var. İşte bir ortam hazırlamaya çalışıyor Sayın Gönül Boran Özüpak. Yani bu derneği kurmakla kendisini bir kitle kazandırmaya çalışıyor. Ondan sonra siyasete atılacak, işte milletvekili olacak, belediye başkanı olacak, işte bir siyasi parti kuracak, genel başkan olacak, siyasete atılacak şeklinde. Var mı böyle bir niyet? Şimdi ben açıkçası siyaseti seven bir insan değildim. Ama siyaseti biz ekmeğimizde yaşıyoruz, suyumuzda yaşıyoruz, yolumuzda yaşıyoruz. Her ortamda siyasetin varlığını hissediyoruz. Siyasi bir oluşum içerisine girme düşüncem yok. Benim davam
ki Mustafa Bey çok daha iyi anlatacaktır. Belki bu soru onun şeyidir. Bu davayı amaç edindik yönetim olarak. Ama arkanızda çok büyük bir kitle var. Kitlemiz var, sağ olsunlar, inandılar, güvendiler. Umut olduk onlara. İnşallah da onlarla birlikte bu davanın sonucunu getireceğiz. Mücadeleyi seven bir insan olarak elimden ne geliyorsa bir şeyleri her zaman yapmaya hazırım. Ama siyaset benim için çok uzak. Öyle mi? Öyle. Peki, size teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, ben size mikrofonu vereyim. Buradan oraya uzanamayacağım. Buyurun, ben buradan soruları soracağım. Biraz daha yaklaştırırsanız kendinize. Bu sosyal medyadaki oluşumdan biraz bahsedebilir misiniz? Yani siz sürekli Twitter üzerinden daha çok ağırlıkla gidiyorsunuz. Evet, tabii ki. Daha sanıyorum ki tabii. Fazla kitleye ulaşması açısından. Şimdi derneğimizin bir Twitter sayfası var, grubu var. Onların işte... Yalnız birkaç tane var. Onları tabii, şimdi şöyle... Bakın tabii birkaç tane var ama derneğimizin hani resmi olarak sayfasından atılan gönül başkanın başlatmasıyla mesela akşamleyin bir hafta içinde tak belirleniyor. Orada tak odasındaki arkadaşlarımız derneğimizin faaliyetlerine uygun bir şekilde tagı belirliyorlar oylama sonucunda. İlk tweet Gönül Hanım tarafından dernek hesabından atılıyor. Yani bizim şimdi hani bu diğer gruplarla ilgili tabii ki yani bunların hani bizim kendi Twitter sayfamızdan ve de dernek hesabımızdan atmamızın sebebi bunun önüne geçebilmek. Yani bizim derneğimize, bizim davamıza illegaliteyi bulaştırmak isteyen çevrelere karşı aldığımız bir önlem bu. Çünkü biz zaten sürekli paylaşımlar yapıyoruz. Kendi İşte düşüncelerimizi, kendi yolumuzu, neler yapmak istediğimizi, siyasi açıdan nelere kadar gidebileceğimizi her şeyi biz kendimiz belirliyoruz zaten maddeler halinde. Yani bunun gibi var, gruplar var. Onlar da birkaç tane daha var. Onlar da davamıza hani hizmet etmek amacıyla oluşturuyorlar ama onların hani şeylerinde, tweetlerinde biz katılan arkadaşlarımızın hani olabilecek yani bunun içinde işte farklı işte tweet atanlar oluyor bilmem ne. Ama bunlarla ilgili biz kesinlikle dışarıda kalıyoruz. Kabul etmiyoruz bu aksi yönde tweetleri. Provoke edilmiş. Tabii ki yani şimdi dışarıdan her çeşit şu anki ortamda zaten bildiğiniz üzere ülkemizde en aktif faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu biziz. Ama biz her şeyi hukuk çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Ona riayet ediyoruz. Çünkü bizlerin şu andaki salonda gördüğünüz coşkuyu, dışarıda gördüğünüz coşkuyu, İstanbul'a geldiğiniz gördüğünüz coşkuyu hiçbir şekilde yasa dışı herhangi bir olguya rastlanmadı. Peki bu işleri yapmak başlı başına bir bütçe gerektiriyor. Tabii ki. Ama sizin bir bütçeniz yok. Herkes kendi cebinden harcayarak sanıyorum. Tabii şimdi şöyle. Bu birlikteliği, kenetlenmeyi nasıl sağladınız? Sizi destekleyen bir sponsor bir şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bunları soruyorum her şeyi. Mutlaka tabii ki herkesin bilmesi lazım. Şimdi bizler yıllardır yani bunun 10 sene öncesine kadar gidelim. Mücadele eden arkadaşlarımızla yol aldık. Küçük küçük topluluklardan meydanlarda 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi derken en son 2015 yılında derneğimizi kurduk. 2015'te derneği kurduktan sonra kendi içimizde faaliyetlerimizi, görev bölümümüzü yaptık. Onun neticesinde 2018 yılında da tekrardan İstanbul'da yaptığımız bir toplantının neticesinde Gönül Hanım'ı tekrardan başkanlığa önerdik ve Gönül Hanım'ı başkanlığa seçtik. Onun ardından yapılan da çalışmalarla birlikte illerde örgütlendirmeler sonucunda il temsilcilikleri verdik. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Manisa'da, işte Bursa'da, Samsun'da, Adana'da, İşte Aydın'da yani birçok ile temsilcilikler verdik. Oradaki arkadaşlarımızı aktif olan kişilerden seçtik. Çevresinde bu işi yapabilecek müsait olan arkadaşlarımızı seçtik. Onların yanında tabii ki derneğinde tabii ki bir maddi bir güce ihtiyacı vardı. Ama bunu da sadece ve sadece kendi içimizde sponsor ettik. Nedir bu? İşte arkadaşlarımızın üyelik aidatları, işte kendi gönüllerinden kopan bağışları. Bu şekilde yani başka bir bizim hani bir gelir kapımız yok. Biz ticari bir kurum değiliz. Sadece işte arkadaşlarımızın alın terleriyle kazandıkları, çoluğunun çocuğunun rızkından kestikleriyle bu mücadeleyi sürdürüyoruz. İşte görüyorsunuz yani sizler de yaşadınız bizimle İstanbul'daki coşkuyu, gelen işte vekillerin, gelen işte sosyal güvenlik uzmanlarının
bir anda o coşkuyu gördüğündeki gözlerindeki ifadeyi gördünüz. Sizler de şaşırdınız. Çünkü evet, gördüm ben orada. Programı seyrettikten sonra sizin o gözlerinizdeki ışıltıyı aldım. Yani biz gerçekten çok önemli bir mücadelenin öncülüğünü yapıyoruz buradaki arkadaşlarımızla. Ben emekliyim. 2 yıldır da emekliyim. Ama hep dedik ki biz bu davaya ilk önce kendimiz için girdik. Ondan sonra arkadaşlarımız geldi. Çevremiz geldi. Birlik olduk, biz olduk ve o mücadeleyi sürdürüyoruz. Ben şimdi emekli oldum diye bir kenara çekileyim. Ya nasıl olsa benim işim bitti. Anlayışını gidersem benim mutluluğum herkesi mutlu edebilir mi? Ben de ondan sonra dedim ki, her zaman da toplantılarda söylüyorum, son emeklilikte yaşa takılan, emekli olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğim diye. Ve bunun yanında işte gördünüz, emektar dediğimiz arkadaşlarımız, işte benim arkadaşlarım, onlar da her toplantıda aramızdalar. Onlar da çok büyük destek veriyorlar bizlere, sağ olsunlar. Maddi manevi her zaman yanımızdalar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yani gelinen süreç bu şekilde. Yani bizim herhangi bir sponsorumuz, bilmem şeyimiz yok yani. Kendi yağıyla kaldılar. Yani. Tamamen gönüllülük esası. Gönüllülük esası. Biz, inanın, bakın biz şimdi çalışan insanlarız. Ben buraya gelirken iş yerinden geldim. Sabah çıktım 6'da ve uçakla geldim. İşte Bodrum'a gitti, geldik, bir macera yaşadık. Bunun neticesinde kendi cebimizden paramızı harcıyoruz. İşte gidiyoruz, işte arkadaşlarımıza anlatıyoruz davayı. Gelin arkadaşlar, sizler de katılın diyoruz. Onlar geliyorlar, üyeliklerini yapıyorlar. İşte bunun yanında işte gelemeyenler, üye olamayanlar bağışlarını yapıyorlar. Bu şekilde. Bilinç yeni. Ama burada işte gelinen noktada hakikaten yani insanların bu mücadeleyi tanımasını sağladık. Yani ya ben mağdurum, ben emeklide yaşa takılanım. Benim elimden bir hak alınmış, ben niye bekliyorum? Burada bizim için mücadele eden insanlar var. Neden biz orada değiliz deyince... Kaç milyon kişisiniz Gülhan Hanım? Biliyor musunuz? Hesapladınız mı? Daha doğrusu bu veriyi çıkartabildiniz mi? O veri olasılıklı bir veri. Biz bununla ilgili bilgi edinme yasası hakkımızla, kanun maddesiyle Çalışma Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir cevap istedik. 5-6 maddeli bir cevaptı. 99 öncesi girişleri kapsayan, staj mağduru olup da staj numarası alıp 2000 sonrası mağlup primi yatan, ölen, vefat eden hak sahipleri kimlerdir diye. Maalesef oradan bir cevap gelmedi. Sadece... Tahmini biliyorsunuzdur ama değil mi? Evet. Bizim yaptığımız sosyal güvenlik uzmanıyla yaptığımız çalışma aşamasında sayımız 1 milyon diyoruz. Ama burada hemen emekli olabilecek gene 150-200 bin kişi peyderpey geçecek bu her sene için. Ama net değil. Yani bu olasılıklı İşkur'un, işte Çalışma Bakanlığı'nın zamanında hazırlamış olduğu raporlar dahilinde. 1 milyon kişi emeklilikte yaşa takılanlardan mağdur olanlar mı? Aileleri hariç değil mi? Tabii bu aileler sadece hariç. Ailelere vurursanız bu. Sadece 3 kişi değil. Ama net bir şey değil. Bununla ilgili mecliste vekillerimiz de soru önergeleri verdiği halde onlar dahi cevap alamadı. Ben diyorum ki bizim sayımız devlet sırrı oldu artık. Yani evet. O kadar mı zor? Hani bir tuşa basılacak, teknoloji ortamını yaşıyoruz. Bir tuşa basılacak, 99 öncesi kimler sigortalı, ne hak etmiş, kim hak etmiş sayı ortada. Yani bunun... bilgi kirliliğiyle yol almak, hareket etmek. Hani biz de bilelim, eğer o kadar çok çok mağduriyete, şeye, maliyete sebepsek bizler de ona göre bir şeyler talep edelim. Değil mi? Ama yok yani o bilgi kirliliği içerisinde evet. Maalesef farklı algılar yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi örnek veriyorum mesela. Bu yasanın çıkarılmasının sebebi neydi? Geçmiş hükümetlerin yapmış olduğu yanlış uygulamalar. Yani kıyak emeklilik, süper emeklilik bilmem ne falan. İşte 36 yaşında, 38 yaşında, 34 yaşında insanlar, ki benim çevremde de olan insanlar var. Ve de o emekli olan insanlar bugün kalkıp bize karşımızda fikir belirterek ayak diretiyorlar. Şimdi burada yapılan şu. Bir yanlış yapılmış, doğru. Evet, yanlış yapılmış. 36 yaşında, 34 yaşında, 38 yaşında, 40 yaşında insanlar emekli edilmemeli. Olmamalı böyle bir şey. Ama şimdi devletiyle anlaşma yapıp ben şimdi sigortaya giriyorum. 87 senesinde girmişim. Kimseye ben demedim ki beni işte 25 yıl sonucunda emekli edin demedim. Zorla bir şey demedim. O anki kanunların getirdiği hakla
Bu şekilde ben 5375 gün ve 25 yıl prim yılı ya da yaş yılı olarak diyelim, yasayla ben tabi tutuldum. E şimdi bu devam ediyor. 99 yılında o dönemin hükümeti bir hazırlık yapıyor deprem zamanında ve karşımıza çıkıyor. Diyor ki işte geçmişte böyle böyle yanlışlar yapıldı. Bunların şeyiyle birlikte IMF'nin dayatmalarıyla biz böyle bir yaş haddi getiriyoruz. Ya iyi güzel de şimdi geçmişte yanlış yapıldı. E şimdi siz de kanunen haklı olan insanları, hak sahiplerini mağdur ediyorsunuz. Yani bir mağduriyetin, bir yanlışın üzerinden bir yanlış daha yapıyorsunuz. Yani bir yanlışı kapatmak için bir yanlışa, yani yanlışı ikiye katlıyorsunuz. Kanunu çıkarmayın diyen yok. Devletin bekası için, memleketin bekası için, her türlü halkın faydasına gelebilecek şekilde kanunlar çıkarabilirsiniz. Buna kimsenin sözü olamaz. Ha, o da kendi içinde tartışılabilir. Ama hak sahiplerinin elindeki kanunla verilmiş olan hakları geri aldığınız zaman, işte biz orada, bizim meselemiz bu, başka bir şey değil. Olayın burasındayız, özü bu. Devletin vermiş olduğu, ya ben şunu söylüyorum, örnek veriyorum, bir ev yaptırıyorsunuz, müteahhite verdiniz arsayı. Yapıyor, binayı yapıyor, ediyor, çıkıyor yukarıya, mutfak malzemesinde diyor ki, ya işte sana şeyden alacağım, şu markadan koyacağım diyor. En sonunda onu yazmıyor şeye, sözleşmeye, götürüyor sana işte sıradan bir mal koyuyor. Diyorsun ki, ya neden böyle? Kandırabiliyor sizi. Gidiyorsunuz işte mağazacı kandırabiliyor, iş yerinde patronunuz kandırabiliyor. Her hayatın her kademesinde. Ama yani biz, devlet bizi kandıran konumuna düşmemeli. Biz devlete güvenmeyip nereye güveneceğiz? Yani bizim devlete güvenimizin, devlete itimadımızın olması lazım. Devletin de verdiği sözü tutması lazım. Ve size de sahip çıkması lazım. Tabii ki sahip çıkması lazım. Halkız, biz milletiz. Bu ülkenin vatandaşı. Şunu söylemek istiyorum, çok özür diliyorum. Tabii biz aslına bakarsanız biz burada profesyonel ama zor imkanlarda yayın yapıyoruz. Bakın binler vardı Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde, İzmir'de binler vardı. İstanbul'da MKM'de binler vardı. Fakat devletin televizyonları gelmedi. Hakkını teslim etmek lazım. Bir Fox TV geldi, bir de ben oradaydım Anadolu Türk TV olarak ve Niha ve Örtnisi olarak. Oysa bir dinleseler, EYT'lilerin derdini bir dinleseler, hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem Sayın Bakanlar, hem İttifak Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, EYT'lileri bir dinleseler, taleplerini bir dinleseler, onlar zaten diyorlar ki, biz kırmayacağız, dökmeyeceğiz, miting yapmayacağız, protesto etmeyeceğiz, yani sokaklara dökülmeyeceğiz, herhangi bir şekilde kamu malına da zarar vermeyeceğiz. Biz, yeten biziz çünkü. Evet, yeten biziz. 1 milyon kişi, bakın önümüzde seçimler var. Geçim sıkıntısı var. Pazara gidiyorsunuz, her şey elinizi yakıyor. Soğan alamıyorsunuz, domates alamıyorsunuz, pazarlığınızı alamıyorsunuz. Hiçbir şekilde, bir de poşet derdi. Milletin derdi bitti, poşetin derdi başladı şimdi. 1 milyon kişiden bahsediyor Gönül Boran Özüpak. 1 milyon çalışandan bahsediyor veya emekli olacak kişiden bahsediyor. Her birinin ailesinde 4 kişinin olduğunu farz edersek çarpı 4, 4 milyon kişi. Sandığa gittiğiniz zaman Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli, sandığa gittiği zaman 4 milyon kişinin size oy vereceğinden emin misiniz? Sanmıyorum. Belki şöyle bir planınız vardır. Bu da benim gazeteci olarak tahminimdir. 31 Mart'tan 3 gün öncesine kadar, mesai saati bitimine kadar bekleyeceksiniz. Çünkü insanların hafızası balıktır. Şunu yapmaya çalışıyor olabilirsiniz Sayın Cumhurbaşkanı. 31 Mart öncesinin 3 gün öncesinde ben EYT'li grubuna istediği hakkı veririm ki hafızalarında kalsın, sandıkta bana oy versinler diye düşünüyorsanız ona bile razılar. Öyle mi? Değil. Biz mi? Artık seçim beyannamelerinden yer almaktan yorulduk. Biz sadece icraat ve çözüm istiyoruz. Ama seçim öncesi istiyoruz. Yani 3 günü beklemek istemiyorsunuz. Biz seçim öncesi bu yasanın geçmesi lazım. Yani kararnameyle olur. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın bizi dinlemesini gerçekten bu anlamda çok istiyoruz. Randevu taleplerimize cevap versin istiyoruz. Ama biz 19-20 yıl oldu tabii. 19 yılı devirdik. 20 yıllık bir mağduriyetin tekrar beyanname
beyanname, seçim beyannamelerinde yer almasını istemiyoruz. Çünkü mağduriyet kullanılmak istemiyoruz. Yani mağduriyetlerin dile gelmesini istiyoruz, görülmesini istiyoruz. Yaşanan sıkıntıları, ekonomik, sosyal, psikolojik sorunları artık çözüme ulaştırılmasını istiyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Toplantınıza geç kalmayın. Geç kaldık. Yola çıkacak bundan sonraki, arkadaşlar. Bundan sonraki buluşma yerini söyleyin. 27 Ocak Çerkezköy'de olacak. Trakya temsilcimizin düzenlediği artı yönetim kurulunda olan arkadaşımız. 3 Şubat'ta Adana'da, Seyhan'da olacağız. 10 Şubat'ta da Ankara'da 100 bin kişi olacağız. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz mücadele takdire şayandır. Yolumuz açık olsun. Rica ederiz. Evet, İzmir'den yaptığımız canlı yayını burada sonlandırıyoruz efendim. Yeterli mi yoksa soru sormak ister misin? Bir fotoğraf alabilir miyiz hemen?